Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde basınç ve yükseklikler konusundan dersimize devam ediyoruz. Hemen bir paylaşmak istiyorum size. Ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Evet. Geçen dersimizde pompaj boru hatlarında sürtünme ya da yük kayıpları eğrilerinin değişimi konusunda kalmıştık. Bu ana konunun alt başlığı da pompaj tesislerinde basınç ve yükseklikler konusu. Bu dersimize başlamadan öncelikle geçen dersimizde neler gördük onlar üzerinde şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Şunu başa alayım slaytımı. Evet. Şimdi arkadaşlar, önce bir süreklilik denklemini gördük. Süreklilik denklemi demek, debi eşitliği denklemi demek. Bir boru içerisinde eğer borunun girişi ve çıkışı arasında başka bir giriş ve çıkış yoksa o boruya giren akışkanla o borudan çıkan akışkanın debisi eşittir. Buna süreklilik denklemi denir. Debi de Q eşittir. A çarpı V ile tanımlanır. Ya da pi de kare 4 bölü 4 çarpı V ile yani A kesit alanı o da eşittir. Pi de kare bölü 4 D de borunun çapı V de akışkan hızı. Q eşittir. Q1 eşittir. Q2 eşittir. Q3 gibi süreklilik denklemini yapabiliriz. Ya da Q eşittir A çarpı V denklemine bir süreklilik denklemi diyoruz. Bunu dersimizde kullanıyoruz. Akın tiplerine geliyoruz arkadaşlar. Akın tipleri 3'e ayrılır demiştik. Laminar akım, geçiş akımı ve türbülans akım. Eğer Reynolds sayısı 2100'den küçük ise şu Reynolds sayısı 2100'den küçük ise küçük eşit ise daha doğrusu laminar akım 2100 ile 4000 arasında ise arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi geçiş akımı ve 4000'den büyük eşit ise türbülans akım olarak adlandırılıyordu. Reynolds sayısı birimsiz ve boyutsuz bir sayı idi. Reynolds Osborne tarafından bulunan bir sayı ve akım tipinin belirlenmesinde kullanılan bir sayı. Eğer akım tipi size sorulursa Reynolds sayısını hesaplayacaksınız bu formülden ve buradaki değerlere bağlı olarak da hangi tipe girdiğini söyleyeceksiniz. Burada laminar ve türbülans akımın hız dağılımları bize verilmiş. İşte şu gördüğünüz arkadaşlar, şu gördüğünüz imleçle takip ediyorum. Bu laminar akım hız dağılımını gösteriyor. C ve B de türbülans akım hız dağılımını gösteriyor. Burada şöyle diyelim. Laminar akımda, bakın şurada var. Laminar akımda maksimum hız 2 ve ort, yani 2 ortalama hıza eşit. Buradaki ortalama hız da süreklilik denkleminden bulunan hız. Yani Q eşittir A çarpı V'den bulunan hıza biz ortalama hız adını veriyoruz. Burada maksimum hız ortalama hızın 2 katı. Bakın şurada ortalama hız verilmiş bize. Bunun 2 katı laminar akımdaki maksimum hızı bize veriyor. Türbülans akımda hız dağılımı boru içerisindeki tabi hız dağılımı daha homojen. Laminar akıma göre. O da B ile C göstermiş. Burada da V ortalama eşittir. 0,8 V max verilmiş. Burada aslında buradan V max cinsinden yazarsak yani şöyle diyelim. 1 bölü nokta 80 desek 1,25 kat. Yani şuraya ben şöyle eklersem eğer şuraya ekleyeyim. Bakın arkadaşlar. Laminar akım burada ve ort ya da şöyle ve eşittir 2 ve ort değerine eşit. Bu laminar akımda. Evet. Bu laminar akımda. Aynı durumda türbülans akımda ise şöyle yazalım.
türbülans akımda ve max diyelim ya da bunu x olarak göstermişiz. Max eşittir 1,25 hız. Bu da türbülans akımdır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın şurada şurayı kay x yapalım. Evet. Bu şekilde yazabiliriz. Dikkat ederseniz yani burada laminar akımda 2 katı ortalama hızın maksimumuz. Türbülans akımı 1,25 katı. Burada demek ki laminar akımdaki türbülans akımdaki hız dağılımı laminar akıma göre daha homojendir diye biliyoruz. Evet, bunları sonra borulardaki sürtünme kayıpları ve hesaplanmasına görmüştük bir önceki dersimizde. Biz borulardaki sürtünme kayıplarını iki başlık altında topluyorduk. Düz borularda meydana gelen kayıplar, şekilli boru parçalarında meydana gelen kayıplar. Arkadaşlar sürtünme kaybı iki nedenden ortaya çıkıyordu. Bir, sıvının kendi arasındaki viskozitesinden yani kendi arasındaki sürtünmenin neticesi oluşan viskozitesinden kaynaklanıyor. İkincisi ise akışkan ile boru arasındaki sürtünmeden kaynaklanıyor idi. Burada işte düz boru yük kayıpları bu iki faktörden oluşuyordu. Bir de şekilli boru kayıpları var. Şekilli boru kayıplarında ise bu sürtünmenin yanında akımın yönünün ve hızının değiştirmesinden kaynaklanan bir kayıp var. İşte bunlar da dirseklerde, vanalarda, dip klepesinde, geri tepme klepesinde, T parçasında, boru kolunda, değil mi? Ayar vanasında. Burada meydana gelen kayıplara da biz şekil kayıpları adını veriyoruz. Şekil kayıplarının hesaplanmasında laminer ve türbülans akım için farklı formüller kullanabiliyorduk ama biz şimdi hem laminerde hem de türbülansta kullanacağımız bir formül vermiştik. Türbülans akımlı arkadaşlar sürtünme kayıplarının hesabında iki yöntem var. Bir deneysel yöntem, bir teorik yöntem. Chesley ve Darcy-Weisbach formülü teorik yöntem. Üstü formüllerde deneysel yöntem. Biz buradan teorik yöntemden Darcy-Weisbach kullanıyoruz. Üstü formüllerden de Bleyer formüllerini kullanıyoruz. Darcy-Weisbach formülü arkadaşlar şurada şu formül bakın şu imleç çekiyoruz. HK eşittir. Lambda L bölü D B kare bölü 2G formülünün adı Darcy-Weisbach eşitliği ya da formülü deniyor. Burada sorun bu formüldeki sorun lambda sürtünme katsayısının hesaplanması. Bunun için de biz Moody diyagramını kullanıyoruz. Moody diyagramı şu ekranda gördüğünüz şekilde ortaya çıkıyor. Yatay ekseninde Reynolds sayısı, düşey ekseninde ise sürtünme katsayısı lambda. Bir de şu d bölü k eğrileri var. D bölü k eğrileri var. O eğrilerle Reynolds sayısını çakıştırıyoruz. Yani Reynolds sayısından dik çıkıyoruz. D bölü k eğrisiyle çakıştırıyoruz. Sağa ya da sola giderek lambda katsayısını buluyoruz. Moody diyagramından. Buradaki d bölü k'nın k değerini arkadaşlar mutlak pürüzlülük katsayısı adını alıyor. Yani borunun içindeki sürtünme ne diyelim sürtünmeye neden olan pürüzlülüğün yüksekliği k'yla gösteriliyor. Milimetre olarak hesaplanıyor. Şimdi burada aslında şekil ekleyebilsek onu burada göstereceğim ama şekil çizemiyoruz. Şöyle bir dikdörtgen eklesem. Yok, evet olmadı. Neyse. Yani arkadaşlar bir boru düşünün. Borunun içerisinde belki gözle göremezsiniz ama mikroskopla baktığınızda borunun iç yüzü pürüzlüdür. O pürüzlerin yüksekliği bize mutlak pürüzlülüğü veriyor. K değeri milimetre olarak buradan alacaksınız. K değerini buradan alacaksınız arkadaşlar. D de boru çapı.
D'yi D boru çapını milimetre kaya bölüyorsunuz, bir değer elde ediyorsunuz. Reynolds sayısı biraz önce gösterdiğim formülden hesaplıyorsunuz. Çakıştırıyorsunuz sağ ya da sola giderek lambda kat sayısını hesaplıyorsunuz. Bunları ayrıntı olarak geçen dersimizde anlatmıştık zaten. Burada bir Mudi diyagramının genel görünüşü yine verilmiş. İşte bakın şurada D bölü K 20'den başlamış 40-100 diye aşağı doğru gidiyor. Şurada lambda kat sayıları 0,1, 0,007. Şu en alttaki kat sayı şey eğriye biz hidrolikse cilalı borular için kullanılan eğri ya da pürüzlülüğün olmadığı kabul edilen eğri olarak arkadaşlar göz önüne alıyoruz. Burada K eşittir 0 zaten üzerinde verilmiş. Evet, bunları böyle hemen geçelim. Üslü formüllerin genel ifadesi bu. V eşittir C çarpı R üzeri A, I üzeri B. R hidrolik yarıçap. Hidrolik yarıçap akışkanın attığı, biz burada su ile ilgileniyor. Suyun attığı kısmın, suyun temas ettiği bölgenin kesit alanının suyun temas ettiği bölgenin çevresine oranla biz hidrolik yarıçap adını veriyoruz. Bileye normorganları ya da formülleri kullanıyoruz arkadaşlar bunlarda. Onun için şu ve bileye formülleri kullanırken boruları 4 sınıfa ayırmış. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf olmak üzere. Her sınıf için şurada bakın V hızı verdi ya genel ifade. Buradaki C, A, B katsayılarını koyarak bir hız formülü bize vermiş. Bir de eğer haşkayı doğrudan yani sürtünme kaybını düz borulardaki unutmayın bunu. Düz borularda sürtünme kaybını bulmak için de direkt şu formülü bize vermiş. Burada işte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıflar için ABC katsayıları burada bize gösterilmiş. Bileye normorganlara da kullanabiliyoruz dedik. İşte burada şey olarak yani burada 4 tane değer vardı arkadaşlar. Bunu ekranda görememiştik geçen dersimizde. Kitabımızda ben şöyle bakıyorum. Sayfasında size söyleyeceğim. Bu bilgi nomogramlarının olduğu sayfa. Sayfa 34'ten başlıyor ve 34'ten başlıyor arkadaşlar. 34, 35, 36, 37. sayfalarda bu bilgi nomogramlarını görebiliyorsunuz. Burada 4 tane değer var arkadaşlar. Bakın şu yatay eksende i değeri, düşey eksende q değeri. Şurada bakın şöyle imleci takip ederseniz soldan sağa doğru yükselen çizgiler, düzgün çizgiler bunlar boru çapını veriyor santimetre olarak. Şu soldan aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru inen kesikli çizgiler de soldan ya da yukarıdan aşağıya doğru inen kesikli çizgiler de hızı veriyor. O hız da metre bölü saniye olarak bize hız değerini veriyor. Demek ki şu, bakın soldan aşağıdan yukarıya doğru uzanan ya da eğimi böyle soldan yukarıya doğru uzanan, artan çizgiler, düz çizgiler bize çapı veriyor santimetre olarak. Şu kesikli çizgiler de, uzun kesikli çizgiler de hızı veriyor metre bölü saniye olarak. Şurada debi değeri verilmiş, litre bölü dakika. Şurada da i değeri verilmiş. Bizim amacımız burada i'yi bulmak. I nedir? Hidrolik eğimdi. Hidrolik eğim nedir? 1 metre borudaki, 1 metre düz borudaki arkadaşlar sürtünme kaybı. Birimi de metre bölü metre olarak veriliyor idi. Her sınıf için burada bakın 4 tane verilmiş. Bunlardan yararlanarak bulabilirsiniz. Şekil kayıpları içinde K çarpı V kare bölü 2G formülüyle hesaplıyoruz. Buradaki K mutlak pürüzlük katsayısı değil. Burada şekil katsayısı. Burada şekil katsayısı. K değeri. Ve K değerinin arkadaşlar nasıl bulunduğunu geçen hafta şurada ayrıntılı olarak açıklamıştık. Bakın. Burada ayrıntılı olarak vermiştik. Burada yalnız şunu söyleyeyim. K değerini alırken genelde tüm sistem, tüm sulama pompaj tesisi için şekil kayıpları hesaplanır. O nedenle de K toplam K alınır. Yani kaç tane dirsek varsa mesela 4 tane dirseğiniz var. 4 dirseğin K değerini aldınız, topladınız. Geri tepme kalepesini topladınız. Hepsini bir araya alıyorsunuz. Burada toplam K'yı buraya koyup hızla, su hızıyla karesini alıp 2'ye G'ye böyle şekil kaybını buluyorsunuz.
Bazen arkadaşlar şekil kaybı yerine eşdeğer boru boyu verilir. Eşdeğer boru boyu da şudur. Aynı sürtünme kaybını meydana getirecek düz boru boyuna biz eşdeğer boru boyu diyoruz. Eğer bir soruda eşdeğer boru boyu verilmişse o şekil kaybı ayrıca hesaplanmayacak demektir. O eşdeğer boru boyu düz boru boyuna eklenecek demektir. Bunu da unutmayın. Evet, burada şöyle haşkanın nasıl meydana geldiğini işte bakın arkadaşlar V kareye bağlı olduğunu dikkat ederseniz buradaki uzunluğun ve çapın sabit olduğunu V kareye bağlı olarak değiştiğini yani toplam kayıpların arkadaşlar toplam kayıpların bir düz borulardaki kayıplar iki şekilli boru parçalarındaki kayıpların toplamından oluştuğunu söylemiştik. Burada haşka yerine Darcy Weisbach lambda L bölü D ve kare bölü 2G. Şekil katsayısı yerine de K çarpı ve kare bölü 2G yaptığınızda şuradaki formülü elde ediyorsunuz. Dikkat ederseniz burada sürtünme diyelim ki bir boru seçtiniz. Şimdi boru uzunluğu sabit. Boru çapı sabit. Sürtünme katsayısı sabit. Şekilli boru parçası katsayısı sabit. Ne değişken? Hız değişiyor. Siz sistemindeki sulamadaki hızı değiştirme imkanınız var. Çok rahatlıkla çalışma anında. İşte ona bağlı olarak burada da sürtünme kaybının nasıl değiştiğini formülden görüyorsunuz. Yani sürtünme kaybı, toplam sürtünme kaybı neyle doğru orantılı? Hızın karesiyle doğru orantılı. İşte buna bağlı olarak biraz sonra arkadaşlar sistem sürtünme eğrisini çizeceğiz. Ondan önce bugünkü dersimizin konusu olan pompaj tesisine basınç ve yüksekliklere gelelim. Arkadaşlar şimdi şeyde biz tüm bilim dallarında basıncı iki farklı eksene göre ölçüp ifade ediyoruz. Bu eksenlerden birisi havası alınmış ortam, diğeri yerel atmosfer basıncı. Bakın, diyelim ki bir basıncı ölçeceksiniz. Bir referans değeri almanız lazım. Nasıl boyunuzu ölçüyorsunuz, neye ölçüyorsunuz? Ayağınızın değdiği yeri ölçüyorsunuz, değil mi? Referans noktanız o. Diyelim ki bir tabanda ölçüyorsunuz. Bir boyunuz bir, diyelim ki 1,50. 2 ya da 2 diyelim. Ama bir masaya çıkın. Tabana göre ölçün. Bu sefer ne yapacak? Belki 2,5 olacak boyunuz tabana göre. Ama masaya göre yine 2 olacak. İşte ölçüm noktası, referans aldığınız nokta önemli. Burada da basınçları biz iki eksene göre ölçüyoruz. Bir, mutlak sıfır basıncı dediğimiz mutlak sıfır ekseni, havasız ortam ekseni. Yani bir ortam düşünün, havası alınmış. Hiç basınç yok. Oraya göre bir basıncı ölçüp ifade ediyorsanız o basınca biz mutlak basınç adını veriyoruz. Hayır, oraya değil de o ölçüm yaptığınız bölgenin yerel atmosfer basıncına göre ölçüp ifade ediyorsanız ona da manometrik basınç adı verilir. Şimdi deniz seviyesindeki arkadaşlar atmosfer basıncı nedir? Bir atmosferdir, değil mi? Bir atmosfer ya da 101.325 paskaldır. Peki ölçtüğünüz basınç neye göre ölçülür? Yani referans ekseni nedir? İşte oradaki ölçtüğünüz basınç arkadaşlar mutlak sıfır noktasına yani havası alınmış ortama göre ölçülen ve ifade edilen basınçtır. Havasız ortam olduğu için orada basınç sıfırdır. Hiç basınç yoktur. Ama o noktaya göre aldığın için deniz seviyesindeki basınç bir atmosferdir. Yani bir santimetre kareye işte bir kilogram basınç yapıyor demektir. Ya da 101.330 Pascal ya da 101.325 Pascal bazı kaynaklarda bir atmosfer basıncına eşit. O da 1 metrekareye 101.325 Newton etki ediyor demektir. Şimdi siz deniz seviyesindeki basıncı biliyorsunuz bir atmosfer. Deniz seviyesinde gittiniz, denize gireceksiniz, bir deniz yatağını şişirdiniz. Değil mi? Deniz yatağını şişirdiniz, deniz yatağının basıncı 0,1 atmosfer. Ne demek bu? Bu şu demek. Oradaki bir atmosferin üzerinde eklenmiş değer 0,1 demek. Bakın, onun üzerindeki basınç 0,1 demek. Zaten orada bir atmosferiniz var. Deniz zaten siz de 0,1 eklediniz. O 0,1'iniz neye göre ölçüp ifade ediliyor?
atmosfer, standart yerel atmosfer basıncına göre ölçülüp ifade ediliyor. Peki o deniz yatağındaki basıncın mutlak basıncı nedir? O zaman işte ne yapıyorsunuz? Bir atmosfer ekliyorsunuz. 1,1 atmosfer o deniz yatağının mutlak basıncı. Ama manometrik basıncı kaçtır? 0,1 atmosferdir. Biz sıvılarda arkadaşlar manometrik basıncı kullanıyoruz. Gazlarda ise mutlak basıncı kullanıyoruz. Mesela bizim suyla işimiz olduğu için ne yapacağız? Manometrik basıncı kullanacağız. Peki manometrik basıncın ölçümünde ne kullanılıyor? Manometreler ve bakometreler kullanılıyor. Bir yerin eğer mutlak basıncı bulmak istersek oradaki ölçtüğümüz manometrik basınca oradaki atmosfer basıncını eklememiz gerekir. Atmosfer basıncının yükseklikle değişimi. Arkadaşlar bakın. Atmosfer basıncı ve atmosfer sıcaklığı deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça azalır. Bir daha tekrar ediyorum. Atmosfer basıncı ve atmosfer sıcaklığı deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça azalır. Deniz seviyesinde sıfır yükseklik, sıfır kabul ediyoruz bildiğiniz gibi. Deniz seviyesindeki atmosfer yüksekliği basıncı neymiş? 10,33 metreymiş. Ne demek bu? 10,33 metre yüksekliğindeki suyun tabana yapmış olduğu basınçtır. 10,33 metre yüksekliğindeki suyun tabana yapmış olduğu basınçtır. Arkadaşlar, şimdi statik basınç nasıl hesaplanır? Bakın. Statik basınç diyelim. Buraya yazalım. Statik basınç nedir? Akışkan yüksekliği çarpı akışkan yüksekliği çarpı akışkanın özgül ağırlığı. Evet. Statik basınç eşittir. Akışkanın arkadaşlar şöyle diyelim. Evet. Bu formülde hesaplanır. Şimdi burada biz daha önce söylemiştik. Biz sulamada pompaj değiştirilerinin seçiminde ve sulama işlemlerinde, sulama makinalarında basınç olarak metre birimi kullanıyoruz. Basınç olarak metre birimi kullanıyoruz ve o ne demiştik? O kadar yükseklik suyun tabana yapmış olduğu basınç demiştik. İşte mesela burada arkadaşlar şöyle diyelim. Hemen şuradan suyun kitap aldıysanız kitabınızda suyun özgül ağırlığı verilmiştir. Bir zaman 0 derecede 999,8 kilo pound bölü metreküp. Biz onu 1000 alalım. Genelde 1000 alalım arkadaşlar. 1000 alalım. Yani diyelim ki şöyle yapalım. Pardon. Hemen şöyle yapalım. Bir tane. Şimdi H eşittir. 1000 kilo pound bölü metre küp. Tamam mı? H eşittir bu. Şunu da şöyle yapalım. Evet. H eşittir. H şunu küçük yaş olacak. Yükseklik kabul edelim bunu. Tamam. Yani bir suyun yüksekliği. Diyelim ki bir pardon yükseklik diyorum ya. Pardon. Bu özgül ağırlık arkadaşlar. Bunu ekleyebilir miyiz? Bakalım şuradan. İndis ekleyemiyorum. Özgül ağırlık diyeyim ben buna.
Özgül ağırlık 1000 kilogram metreküp. Suyun özgül ağırlığı 1000 kilogram bölü metreküp arkadaşlar alıyoruz. Sonra su yüksekliği o da diyelim ki 20 metre olsun. O zaman suyun tabana yaptığı basınç ne olacaktır? Suyun tabana yaptığı basınç eşittir 1000 çarpı 20. O da eşittir. Ne yapar? 20.000 kilopound bölü metrekare olacaktır arkadaşlar. Evet, bu şekilde tabana yaptığımız basınç bu. Ha, buradan neye geçebiliriz? Daha önce de söyledim. Buradan şuna geçebiliriz. Yani geçebiliriz. Yani bunu basınç cinsinde yazmak istersek eğer, o zaman bunu ne yapmamız lazım? Bulunan şeyi şöyle diyelim. P eşittir. Şunu da kilo pound bölü metre kare eşittir. Gerçi buradakinin zaten aynısı çıkıyor bu arkadaşlar. Şöyle düşünün. Akışkan yüksekliği 10.33 koyun buraya. 10.33 koyun. Özgül ağırlığı da çarparsanız zaten neyi verecektir size? Kilopond bölü metre kare olarak tabana yapmış olduğu basıncı verecektir. Yani şöyle diyelim. Siz basınç yüksekliği ile basınç düşümü arasındaki ilişkiyi buradan yararlanarak bulabilirsiniz. Mesela size statik basınç 20.000 kilopond bölü metre kare verdi. Bunun yükseklik cinsinden değeri nedir dendiği zaman statik basınç yerine 20 bin, akışkan özgül ağırlığını 1000 yerine koyacaksınız. 20 bini 1000'e bölerseniz 20 metre olduğunu buradan bulacaksınız. Burada size şunu vermek istiyorum. Statik basınç bir gölün, bir denizin, efendim herhangi bir kaptaki, bir depodaki suyun, akışkanın bu tabana yaptığı ya da içinde bulunduğu herhangi bir cisme yaptığı basınç akışkan yüksekliği ile akışkanın özgül ağırlığına eşittir. Onu bilmeniz lazım. Burada atmosfer basıncının yükseklikle de değişimini arkadaşlar verilmiş. Deniz seviyesinde 10.33. Bakın denizden arttıkça, yükseldikçe, denizden yukarılara çıktıkça ne yapıyor? Basınç, atmosfer basıncı azalıyor. Diye mesela Ankara'da 800 metre derseniz, 800 ile 9 arası Ankara'nın akımı nedir? 9.40 metre, 1000 derseniz 9.16 metreye düşüyor atmosfer basıncı. Sıcaklık da yine arkadaşlar yükseldikçe düşer. Uçağa binmiştirsiniz. Uçakta işte mesela yukarıda 7000 fitte falan gidiyorsunuz ya da daha yüksekte gidiyorsunuz. Pilot açıklıyor, dışarının sıcaklığı eksi 40 derece diyor mesela. Yükseklere çıktıkça ne yapıyorsunuz? Onu ileride göreceğiz. Sıcaklığın yükseklikle değişimini. Arkadaşlar, pompaj tesisinde yükseklikler ekranda görüyorsunuz. Bakın, bir su kaynağı var, bir pompa ve ekseni var, bir de basma deposu var. Pompa motordan aldığı hareketle çalışıyor. Su kaynağından aldığı suyu emiyor ve tarlaya ya da depoya basıyor. İşte su kaynağı ile pompa ekseni arasındaki kalan şu düşey yüksekliğe statik emme yüksekliği. Pompa ekseniyle basma noktası arasındaki düşey yüksekliğe statik basma yüksekliği ve şuradaki ikisinin toplamına da geometrik yükseklik ya da emme su düzeyi ile basma su düzeyi arasındaki kalan düşey yüksekliği de arkadaşlar
yükseklik adını veriyoruz. Geometrik yükseklik adını veriyoruz. Burada var işte statik emme yüksekliği, basma, geometrik yükseklik diyoruz. Şimdi başka bir kavram var, dinamik emme yüksekliği. Eğer arkadaşlar bakın şu statik emme yüksekliğine emme hattındaki toplam kayıpları eklerseniz bunun adı dinamik emme yüksekliği oluyor. Basma hattındaki kayıplara, toplam kayıplara, pardon, basma hattındaki statik basma yüksekliğine, basma hattındaki toplam kayıpları eklediğinizdeki şeye, değeri de dinamik basma yüksekliği adını veriyoruz. İşte burada yine HD HS artı HKE. Burada HDB eşittir HSB artı HKB. Burada nereye varıyoruz? Bizim için önemli olan manometrik yüksekliğe varıyoruz. Dinamik emme yüksekliği ile dinamik basma yüksekliğinin toplamına biz manometrik yükseklik adı veriyoruz. Bunu formülize edersek işte HM5 dinamik emme yüksekliği, dinamik basma yüksekliği. Dinamik emme yüksekliği de statik emme yüksekliği ve emme hattındaki kayıplar. Dinamik basma yüksekliği, statik basma yüksekliği ve statik basma yüksekliğindeki kayıplar. HG arkadaşlar biz HG ne dedik? Statik emme yüksekliği ile statik basma yüksekliğinin toplamı değiştik demiştik. Kayıplara da toplam kaybı da HK demiştik. Emme hattındaki kayıplar artı basma hattındaki kayıpları toplamı da HK dersek o zaman HM nedir arkadaşlar? HG artı HK olur. HM eşittir HG artı HK olur. Yani manometrik yükseklik, pompanın suya vereceği basınç, suya vereceği enerji, geometrik yükseklikle yani emme su düzeyi ile basma su düzeyi arasındaki düşey yükseklik ile emme hattında ve basma hattındaki meydana gelen kayıpların toplamına eşittir. Buna biz HM adını veriyoruz. Şimdi bu ikinci slaytımız da bitti. Şimdi başka bir slayta geçelim arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Konu devam edeceğiz. Hemen şuradan diğer konuya geçiyorum. Biraz zaman alıyor açılması. Evet. Şimdi açıldı. Burada yine suyun borularda akışı ana ünitesine devam ediyoruz ama burada tabii biz yükseklikler konusunda kalmıştık. Evet. Ve devam ediyoruz. İşte burada burada yine HK toplam kayıpları yazdık. Dinamik toplam emme kayıpları ile toplam basma kayıplarının toplamın eşit olduğunu. Buradan arkadaşlar HK eşittir. HK artı HV. Geçen slaytımızda da görmüştük. Toplam kayıp denildi. Darcy-Weisbach'tan lambda L bölü D V kare bölü 2 artı K çarpı V kare bölü 2G idi. Burada işte şöyle sadeleştirmeler yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın süreklilik denklemi demiştik. Ha, şunu söyleyeyim bakın. HK'yı burada yazarken burada lambda sabit, L sabit, D sabit, K sabit. Şu 0.051 sabit değil mi? Burada ne kalıyor? V kare kalıyor. Biraz önce de söylediğim gibi. Ve akışkan hızının karesiyle orantılı. Yani toplam kayıpların neyin fonksiyonu? Hızın karesinin fonksiyonu. Şimdi ben hız yerine bakın buradaki hız yerine süreklilik denkleminden yani Q eşittir A çarpı V'den şöyle şuraya hemen bir daha hatırlatayım arkadaşlar. Şöyle yazayım. Q eşittir A çarpı V. Ama burada eşitti. Neye eşitti? Bakın. Şöyle. Pi D kare
4 parantezi alayım. Parantezi alayım arkadaşlar. Şu 4 olacak. Evet. Çarpı hız. Buradan bakın, bu formülden şunu da şöyle yapayım ki şaşırmayasınız. Evet. Bu formülden, yani şu formülden şöyle koyalım. Arkadaşlar buna süreklilik denklemi diyoruz biz. Bu formülden v'yi çekerseniz v eşittir 4 küp bölü pi d kare kalır. İşte bu v yerine, şuradaki v kare yerine v'nin değeri olan 4 küp bölü pi d kareyi koyarsanız sonuçta sadeleştirmeler yapıyorsunuz ve şu değer elde ediliyor. Bakın. Sabit değer. Lambda sabit, L sabit, boru çapı sabit, K sabit, değil mi? Burada neyin fonksiyonu oluyor bu sefer? Toplam kayıplar debinin fonksiyonu oluyor. Biz debiyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Pompaj testinde debiyi vana ile ayar vanasıyla değiştiriyoruz. İşte burada hızın fonksiyonu olarak kayıpları yazdık. Burada da debinin fonksiyonu olarak kayıpları yazdık. Burada nereye varacağız? Bakın. Arkadaşlar şöyle bir koordinat sistemi çiziyoruz. Yatay eksende Q debi, düşey eksende de toplam kayıplar. Yatay eksende debi, düşey eksende toplam kayıplar. Bunu vermişiz. Şunu hemen yazıyorum tekrar da debi diyelim. Toplam kayıp diyelim. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Şuraya ritüel bak. Şu toplam kayıp. Şurası da debi olacak. Bildiğiniz gibi. Q aşkayı biliyorsunuz ama yine de gözünüzün önünde olsun diye yazıyorum. Evet. Şimdi bakın. Şu formüle göre arkadaşlar, şu formüle göre debiye değerler verdiğimde, bunlar sabit ya bakın. Bir katsayı kabul edilebilir bunların tamamı. Yani köşeli parantez içerisindekiler sabit bir değer kabul edebilir. Q'yu değiştiriyorum. Q'yu değiştirirsem debi ile toplam kayıp arasındaki ilişki şu şekilde geliyor bakın. İşte haşka eşittir F çarpı Q kare. Yani haşka Q karenin fonksiyonu demektir bu. Bu şekilde bir eğri oluşuyor. İşte bu eğriye biz arkadaşlar boru hattı yük kaybı eğrisi diyoruz. Bakın boru hattı yük kaybı eğrisi. Hatta onu da yazayım. Şurada. Boru hattı si. Evet. Bakın şu eğriye biz ne diyormuşuz? Boru hattı yük kaybı eğrisi diyoruz. Bu tamam mı? Tamam. Yani debiye bağlı haşkayı çizersek böyle bir eğri elde ediyoruz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar biz manometrik yüksekliği bulurken bir de neyi devreye sokmuştuk? Geometrik yüksekliği devreye sokmuştuk. Geometrik yükseklik neydi? O da arkadaşlar emme su düzeyi ile suyun basıldığı en yüksek nokta arasındaki düşey yükseklikti. Yani emme su düzeyi ile basma su düzeyi arasındaki düşey yüksekliği biz geometrik yükseklik diyoruz. Diyor idik. Haşem neydi? Haşem geometrik yükseklikte toplam kayıpların toplamını bize veriyordu. Bizim için önemli olan haşem değeriydi. Haşem de iki elemandan meydana geliyor. Bir yükseklik, düşey yükseklik, iki toplam kayıplar. İşte buna biz bakın boru hattı yük kaybı eğrisi derken şurada biz haşem değerine şu haşem dedik ya pardon şurada haşem değerine haşkeyi ekledik. Haşka yerine de şu formülü yazdık. Bakın şu formülü yazdık. O zaman şöyle bir formül elde edildi. İşte ne yaptı arkadaş bakın. HG de sabit. O da sabit.
Yani suyun emdiğiniz nokta ile bastığı nokta sabit, değişmiyor. O da sabit. Yine neye bağlı bu sefer haşem? Yine Q'ya bağlı oluyor. O zaman bununla ilgili yine bakın, bildiğiniz gibi bir şey çiziyoruz. Eğri çiziyoruz. Bak yine bu debi aldık. Haşem aldık. Bu sefer manometre yüksekliği aldık. Bak şurada toplam kaybı almıştık. Burada manometre yüksekliği aldık. Ve HG'miz sabit olduğu için önce bir HG'yi hiç işaretledik. Bakın şu. Diyelim ki 10 metre, 20 metre. Mesela emme hattınız 4 metre arkadaşlar. Pardon. Emme yüksekliğiniz 4 metre. Basma yüksekliğinde 6 metre ise toplam yüksekliğiniz kaç? Geometri yüksekliğiniz 4 artı 6, 10 metre. Bu 10 metreyi buradan işaretliyorsunuz. Buraya bir nokta koyuyorsunuz. Ondan sonra Q'ya değerler vererek haşemi çiziyorsunuz. Bakın. Ve şöyle bir eğri elde ediyor. Bu eğriyi arkadaşlar tesis yük kaybı eğrisi ya da sistem sürtünme eğrisi deniyor. Şunu hemen yazıyorum bakın. Tesis yük kaybı eğrisi ya da sistem sürtünme eğrisi. Bu sistem sürtünme eğrisini SSE ile ifade ediyoruz. Evet. SSE. Daha çok biz dersimizde sistem sürtünmesi diyeceğiz. İşte arkadaşlar şu eğri neymiş? Tesis yük kaybı eğrisi ya da sistem sürtünme eğrisi. Bu eğri bizim neyi veriyor? Önemli bir eğri bizim. Çok önemli bir eğri. Bize neyi veriyor? Pompa seçiminde kullanacağımız ilk eğri. Sistem sürtünme eğrisi. Pompa seçiminde kullanacağımız ilk eğri arkadaşlar. Bakın. Burada yatay ekseninde Q, düşey ekseninde haşem. Şu HG değeri sabit olduğu için onu aldık ve sistem sürtünmesini çizerken HG'yi başlangıç noktası kabul ettik. Ondan sonra grafiği çizmeye başladık. Dikkat ederseniz bu. Burada her debi için bize bir haşem değeri veriyor. Mesela şuradaki Q için haşem değeri bu. Buradaki Q için haşem değeri bu. Buradaki Q için bakın çıkın düşey bu. Ne yapıyorsunuz? Yani debi değerinden dik çıkıyorsunuz. SSE'yi kestiği noktadan sola gittiğinizde size haşem eğrisini veriyor. Yani manometre yükseklik değerini veriyor. Arkadaşlar bakın ekranda sürtünme kayıplarına bağlı olarak sistem sürtünme eğrisinin değişimi verilmiş. Sistem sürtünme eğrisinin değişimi verilmiş. Sürtünme kayıplarına bağlı olarak. Şimdi bakın bizim haşem değerimiz neydi? HG artı H kaydı değil mi? HG artı H kaydı. Şimdi bakın benim arkadaşlar şöyle diyelim. Ayar vanası var. Şimdi pompaj tesisinin sonunda ayar vanası var. Siz ayar vanasıyla çok rahatlıkla debiyi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten pompaları biz ikiye ayırmıştık. Bir pozitif iletimli olanlar, bir de hacim pozitif iletimli olmayan rotodinamik pompalar demiştik. İşte rotodinamik pompalara biz santrifüj pompa adını da veriyoruz genel olarak. Santrifüj pompalarda debi ayarı çok kolaylıkla yapılıyor. Bir vana koyuyorsunuz çıkışa. Açıp kapatarak ne yapıyorsunuz? Debi ayarı yapabiliyorsunuz. Eğer diyelim ki ayar vanasını kıstınız. Ayar vanası kısılırsa ne olur? Debi azalır. Bakın. Debi azaldı. Debi azalırsa akıma direnç artar. Yani oradaki şekil kaybı artar. Şekil kaybı artır. Direncin artmasıyla sistem sürtünme eğrisi dikleşir. Ve şu bir konumuna gelir. Yani sistemin direncini artırırsanız, sürtünme kaybını artırırsanız eğri sistem sürtünme eğrisi dikleşir ve iki konumundan
bir konumuna gelir. Bana tekrar açıldığında sistem sürtünmesi eski konumuna gelir. Yani sürtünme kaybı azaldığında tekrar bir konumunda bu sefer iki konumuna gelir. Burada şu anlaşılır. Santrifüj pompanın verdisini yani debisini verdi demek debi demek azaltmak için ayar vanası kısıldığında yük kaybı dolayısıyla manometrik yükseklik artar. Bakın ayar vanası kısıldığında yük kaybı dolayısıyla ne artar? Haşem artar. Demek ki burada ne anlaşılıyor? Haşem ile Q ters orantılı. Debi arttıkça haşem azalıyor. Debi azaldıkça haşem artıyor. Bu o anlama geliyor arkadaşlar. Tesis yük kaybı sistem sürtünme yerisinin çizimi bakalım arkadaşlar bu önemli bir konu. Derse yetiştirebilir miyim diyecektim. Evet. Bu derste de anlatayım arkadaşlar. Bu konuyu da anlatayım. Şöyle. Şimdi tesis yük kaybı eğrisinin yani şu eğrinin bakın şu eğrinin arkadaşlar sistem sürtünme eğrisi ya da tesis yük kaybı eğrisinin çizimini nasıl yapıyoruz biz? Diyelim ki uygulamadasınız. Bir sulama pompaj tesisi kurdunuz. O sulama pompaj tesisinin sistem sürtünme eğrisini bilmeniz lazım. Neden bilmeniz lazım? Pompa seçimi yapabilmek için bilmeniz lazım. Yani o tesise hangi pompa uygundur ya da seçeceğiniz pompanın karakteristikleri nelerdir onu öğrenmek için bu eğri çizmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bu eğriyi çizmek için şöyle bir çizelge hazırlıyoruz. Bakın. Bakın şöyle bir çizelge. Ekranda görüyorsunuz. Hız metre bölü saniye. Q litre bölü saniye. Q litre bölü dakika. I hidrolik eğim. Metre bölü metre. Haşka I çarpı L yani hidrolik eğimle düz boru uzunluğunu çarptığınızda size düz borudaki sürtünme kayıplarını toplamını verir. Haş ve şekil kayıpları yani akışkanın yani suyun yönünü ve hızını değiştiren dirsek, vana, ayar vanası, diğeri tepme kalepesi, dip kalepesi, efendim girişler, çıkışlar, te parçaları, boru kolları gibi yardımcı boru parçalarında meydana gelen kayıplar haş ve sonra HG, sonra haşem. En sonunda haşemi bulacağız. Şimdi bakın, adım adım gidiyoruz. Önce hızı. Hızı biz seçiyoruz arkadaşlar. Hız değerini kabulleniyoruz. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Genelde sulama sistemlerinde bu hızlar kullanılır. Sulama sistemlerinde bu hızlar kullanılır. Onun için 0,5'ten başlıyoruz. 2,5'a kadar 0,5, 0,5 artırarak bunları seçtik. Sonra geliyoruz Q'yu hesaplamaya. Q'yu nereden hesaplayacağız? Biraz önce söyledim. Q eşittir A çarpı V'den hesaplayacağız. Q eşittir. A çarpı V. A neydi? Arkadaşlar. A neydi? Kesit alanı. V neydi? Hız. Değil mi? Q eşittir. A çarpı V'den hesaplayacaksınız. Yazdım. Yazmama gerek yok tekrar buraya. Veya Q değerini şöyle ben bir çizelge verdim kitabınızda. Böyle bir çizelge verdim. Hazırlanmış yani önceden hesaplanmış arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle biraz uzatsam sanki daha iyi olacak. Evet. Örneğin şurada hız değerlerimiz var. Şurada da boru çapı milimetre verilmiş. Hız değerlerine ve boru çapına bağlı olarak debi değerleri verilmiş. Litre saniye olarak. Mesela 0,5. Hızım benim 0,5. Boru çapımda 100 olsun. O zaman debi kaç olur? 3,93. Peki hızım kaç? 1. Boru çapı yine 100. Hız ne olacak? Debi ne olacak? 7,85. 1,5 da ne yapacak? 11,78. 2 de 15,71. 2,5 da 19,64.
litre bölü saniye alacağız. Demek ki burada Q'yu hesaplarken iki seçeneğimiz var. Ya bu çizelgeden hesaplayacağız ya da neyden hesaplayacağız? Süreklilik denkleminden hesaplayacağız. Ben şuraya yazmıştım. Bunu bulayım tekrar. De şu. Şu süreklilik denkleminden arkadaşlar hesaplayacağız. Q eşittir A çarpı ve hatta bunu kopya yapayım oraya götüreyim. Olmadı. Evet, neyse. Bunu buradan hesaplayacağız. Litre bölü saniye olarak. Peki. Litre bölü dakika olarak ne yapacaksınız o zaman? Bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Şuraya yazayım da yine çalışırken size faydası olsun arkadaşlar. Şu litre bölü saniye eşittir A çarpı V. Tamam. Peki. Şunu yapalım. Q eşittir litre bölü min, yani min demek dakika demek arkadaşlar. O nedir? O da 60 çarpı Q litre bölü saniye. Yani litre bölü saniyeyi 60 ile çarparsanız arkadaşlar ne yapacaktır? Litre bölü dakika olarak çıkacaktır. Onu da buraya yazıyorsunuz. İyi. İ değerini arkadaşlar, İ değerini biz Bleyer nomogramlarını, Bleyer formüllerini kullanıyoruz. Bakın, İ değerini Bleyer'den bulacaksınız. Hidrolik eğim değerini Bleyer'den bulacaksınız. Bir önceki slaytımızda onu göstermiştik. İ değerini eğer kitap aldıysanız ya da alacaksanız kitapta da özellikle uygulama kitabında bu konulara ilişkin bir sürü bol bol örnekler var. Konuyu anlamanız bakımından çok iyi olur. İ değerini de oradan hesaplıyorsunuz. Yani Bleyer nomogramlarını hesaplıyorsunuz. Sonra HK'ya geliyorsunuz. HK'yı ne yapıyorsunuz? İ'yi toplam düz boru uzunluğuyla çarparak hesaplıyorsunuz. Sonra HV'ye gel. Ha buradan Bleyer formüllerinden eğer hatırlarsanız bir de HK'yı direkt hesaplama sistemi vermiştik arkadaşlar. Değil mi? Direkt hesaplama formülü vermiştik. Direkt de hesaplayabilirsiniz. Eğer HK'yı direkt hesaplayacaksanız formülden İ'yi hesaplamanıza gerek yok. Biraz söylüyorum. HK'yı Bleyer formüllerinden direkt hesaplayacaksanız İ'yi hesaplamanıza gerek yok. İ'yi hesaplarken arkadaşlar bir Bleyer formüllerini kullanıyorsunuz. İki Bleyer nomogramlarını kullanıyorsunuz. İki Bleyer nomogramlarını kullanıyorsunuz. HV'de sistemin toplam yardımcı parçasının K değerlerini topluyorsunuz. Bir değer elde ediyorsunuz. İşte hız yerine koyuyorsunuz. 2G'den yerine koyup HV'yi her bir hız için bunları hesaplıyorsunuz. HG'niz nedir? HG'niz sabit. Mesela emme hattınız 4 metre. Basma hattınız 6 metre ise HG nedir? 4 artı 6 10 metre. Veya emme hattınız 4 metre. Basma hattınız 12 metre. Ne yapar? 4 artı 12 16 metre. Burada her hız için yani her hız için 16 yazıyorsunuz. 0.5 için 16. 1 için 16. 1.5 için 16. 2 için 16. 2.5 için 16. Yani emme yüksekliğiyle basma yüksekliği toplayıp HG yerine tüm hızlar için yazıyorsunuz. HM nedir arkadaşlar burada? HK artı HV'dir. Yani şurada sonuç olarak HM eşittir HK artı HF artı HG. Üçünü topladığınızda da ne yapıyor arkadaşlar? Size pardon. Şuraya koyayım da şöyle görün. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Şuraya koyayım. Onu öyle hesaplan ya da karıştırmayın. Şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Şöyle yapayım. Bunu da şuraya koyayım. Nasıl hesaplandığını görürsünüz. Bu da şunu da şöyle alayım arkadaşlar. Evet. Bu da böyle hesaplanır. Demek ki özet. Bakın bir özet geçiyorum.
Hızı biz seçiyoruz. 0, 5, 1, 1,5, 2, 2,5. Q'yu A çarpı V'den ya da şuradaki çizelgeden alıyoruz. Litre saniye olarak. Ondan sonra Q litre bölü dakikayı 60 litre saniyeyi 60 ile çarparak litre saniye debi 60 ile çarparak litre bölü dakika elde ediyoruz. Arkadaşlar neden litre bölü dakika elde ediyoruz biliyor musunuz? Bilyer nomogramlarını kullanacağımız zaman litre bölü dakikaya çeviriyoruz. Eğer bakın yine söyleyeyim. Bilyer nomogramlarını kullanmayacaksanız buradaki bu sütunu hesaplamanıza gerek yok. Litre yani debiyi litre bölü dakikaya dönüştürmenize gerek yok. İyi iki yöntemle buluyorsunuz ya Bilyer formüllerinden ya da Bilyer nomogramlarından hesaplıyorsunuz. Her hız değeri için yazıyorsunuz. H'yı i çarpı L yani i çarpı düz boru uzunluğundan hesaplıyorsunuz ya da Bilyer formüllerinden direkt hesaplıyorsunuz. Eğer Bilyer formüllerinden direkt hesaplıyorsanız H'yı bu sefer i'yi hesaplamanıza gerek yok. Yani bu sütunda kalkabilir. Sonra HV'yi hesaplıyorsunuz. HV'yi hesaplarken K değerini sistemdeki tüm K'ları topluyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. V kare bölü 2G'den her hız için HV'yi hesaplıyorsunuz. HG ise her hız için sabit. HG ise her hız için sabit. Emme yüksekliği artı basma yüksekliğinin toplamına eşittir. HM de nedir? HK artı HV artı HG'ye eşittir. Bu şekilde bakın her sütun için 5 değer buluyorsunuz. Ne elde ettiniz? Bir haşem değerini elde ettiniz. İşte haşem ile Q arasındaki ilişkiye bağlı olarak haşem ile mesela şuradaki Q litre bölü saniye arasındaki ilişkiye bağlı olarak grafik çiziyorsunuz. Nasıl çizeceksiniz arkadaşlar? Bakalım. Şuradan gösterelim. İşte şurada. Q'yu bakın. Birinci Q. 0,5 metre saniye için Q elde ettiniz. Burası. Önce HG'yi şöyle işaretliyorsunuz. Bakın. HG kesiklik çizgiyle o sabit ya değişmiyor ya. Onu böyle bir çiziyorsunuz. 10 metresi 10 metrede. 20 ise 20. 2 ise 2. 5 ise 5. Neyse artık. Böyle çiziyorsunuz. Daha sonra HG'nin üzerine HG'yi başlangıç noktası kabul ederek birinci Q için buradan geliyorsunuz haşemi birinci Q'ya karşılık gelen şurada bakın. Şurada Q elde ettik ya. Birinci Q'ya karşılık gelen haşemi alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan noktayı koyuyorsunuz. İkinci Q için aldığınız noktayı koydunuz. Üçüncü Q nokta. Dördüncü Q nokta. Beşinci Q nokta. Sonra bu noktaları birleştiriyorsunuz. Şu sıfır noktasıyla. Burada olduğu gibi arkadaşlar bir eğri çıkıyor. Biz buna sistem sürtünme eğrisi diyoruz. Şimdi eğer arkadaşlar emme hattında ve basma hattında emme hattında ve basma hattında aynı çaplı boru kullanıyorsanız emme hattında ve basma hattında aynı çaplı boru kullanıyorsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tek bir çizelge hazırlıyorsunuz. Çünkü hız değişmiyor. Bakın hız değişmiyor. Tüm sistem için tek bir çizelge hazırlıyorsunuz. Ancak ileride göreceğiz. Kavitasyon meydana gelmemesi için emme hattındaki boru çapı basma hattındaki boru çapından bir kademe yüksek seçilir. Örneğin basma hattı 250 mm ise emme hattı genelde 250 mm olur. Basma hattı 300 mm ise emme hattı 350 mm olur. Eğer böyle var ise bakın yani çap değişimi var ise öncelikle emme hattı için bir çizelge hazırlıyorsunuz. Bakın öncelikle emme hattı için bir çizelge hazırlıyorsunuz. Daha sonra basma hattında değişti ya basma hattındaki hızları kendiniz hesaplıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Basma hattındaki hızları kendiniz hesaplıyorsunuz ve o hızlara bağlı olarak şimdi emme hattı için bu hızları sabit alıyoruz. Bir çizelge hazırladık. Geldik basma hattına. Basma hattında bu hızları biz nereden buluyoruz? Süreklilik denkleminden. Q eşittir A çarpı V'den
Şu sabit ya, değişmiyor. Emme hattında ne kadar debi varsa basma hattında da o kadar debi var. Ama hız değişiyor. Niye? Çünkü boru çapı küçüldü. İşte boru çapına bağlı olarak buradaki hızlar 0.5 değil de mesela 0.7 olacak. 1.2 olacak. 1.7, 2.3, 2.9 gibi hızlar artacak. İşte ikinci çizelge için, yani basma hattı için ne yapıyorsunuz? Bir hız buluyorsunuz buradan. Ondan sonra yine bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şey yapıyorsunuz. Aynı şekilde hesaplıyorsunuz. Ve en sonda emme hattı için ayrı bir grafik, basma hattı için de ayrı bir grafik hazırlıyorsunuz. Ve onları topluyorsunuz. Onların toplama işlemini bir sonraki dersimizde göreceğiz. İşte arkadaşlar, pompa karakteristik eğrileri ile tesis yukarı eğrilerinin birleştirilmesi. Şimdi gelelim, çok önemli bir konu. Şimdi bakın, şuradaki bizim çizdiğimiz eğri, yani sistem sürtünme eğrisi, bakın şu 1 ve 2 ile gösterilen sistem sürtünme ise sisteme ait, yani boruya ait arkadaşlar, tesise ait eğri, bakın adından da anlaşılacağı gibi tesis yük kaybı eğrisi ya da sistem sürtünme eğrisi. Şimdi siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Pompa seçimi yapacaksınız değil mi? Gideceksiniz piyasadan pompa alacaksınız. İşte pompa alırken pompanın karakteristik eğrilerini de alacaksınız. Pompanın karakteristik eğrilerini de alacaksınız. Arkadaşlar bakın, pompa karakteristik eğrileri 3 tanedir. Tamam mı? Öyle diyelim. Daha önce söyledik. Pompa karakteristik değerleri. Pompa karakteristik değerleri debi manometrik yükseklik, yani haşem, şu debi de Q, tamam mı? Şöyle inelim. Evet. Şuradan fren gücü, bunu görmüştük değil mi arkadaşlar? F, BG ile gösteriyoruz. Ondan sonra ve verim. Bunu da yüzdeyle gösteriyoruz. İşte bir pompanın karakteristik değerleri bunlar. Debi, manometre yükseklik, fren gücü, verim. Önemli bunlar. 4 tane karakteristik değeri var. Bir de karakteristik eğrileri var. Bunlar da arkadaşlar 3 tane. Bunlar da hemen şöyle yapayım. Pompa karakteristik eğrileri. Evet, bunlar da işte HM Q eğrisi 1, 2, F, B, G, Q eğrisi ve İtay'ı burada yazamıyorum şey olduğu için verim diyeyim ben buna. Verim Q eğrisi. 3 tane de arkadaşlar karakteristik, şu karakteristik evet. 3 tane de demek ki şey var. Evet, eğri var demektir. Bunlar önemli. Bunlar sınavda çıkabilir. Şimdi siz pompa satın alırken arkadaşlar, şuradaki pompa karakteristik eğrilerini imalatçıdan isteyeceksiniz. Mutlak olması lazım. Siz çiftçiye de önerirken diyeceksiniz ki bakın, siz bir pompa alırken bunları mutlaka ve mutlaka şey yapmanız lazım. Almanız lazım diyeceksiniz. İşte bakın burada arkadaşlar, burada bak HMQ pompa karakteristik eğrisi ve
ita Q pompa karakteris eğrisi verilmiş. Siz pompacadan aldınız. Sistem sürtünme eğrisi de siz çizdiniz. Tamam mı? Biraz önce çizdik. O eğrileri üst üste getiriyorsunuz. Bakın o eğrileri üst üste getiriyorsunuz. İşte şurada 1, 2, 3, 4 eğrisi ne eğrisi? Sistem sürtünme eğrileri ya da tesis yük kaybı eğrileri. HMQ eğrisi de bakın şu. İmleci takip edin arkadaşlar. Bu da HMQ eğrisi. Yani debiye bağlı olarak HM'deki değişim. Şu eğri nedir? Sıfırdan başlamış bakın. Verime bağlı olarak ita. Verime bağlı olarak nedir? Q eğrisi. Debi eğrisi. Bu da verim eğrisi. Verim eğrisi bakın sıfırdan başlıyor. HMQ eğrisi belli bir değerden başlıyor. Debi arttıkça arkadaşlar bakın. Debi arttıkça HM değeri gittikçe azalıyor. Verim değeri önce artıyor. Pik yapıyor. Pikten sonra ne yapıyor? Tekrar azalmaya başlıyor. Önemli nokta şu. Bakın. Sistem sürtünme eğrisiyle HMQ eğrisinin kesim noktasına biz işletme noktası diyoruz. İşletme noktası. İğne. İşletme noktası. Tamam mı? Ya da optimum çalışma noktası. Biz işletme diyoruz. İşletme noktası. Bizim için önemli bu değer. Buraya demek ki ne diyormuşuz? İşletme noktası diyoruz arkadaşlar. İşte sistem sürtünme eğrisi ile HMQ eğrisinin kesim noktasına işletme noktası denir. Ve pompa bu noktada en iyi çalışıyor, en ekonomik çalışıyor demektir. Bu noktadaki değerler bize pompanın en iyi çalıştığı değerleri verir. Peki bu noktanın ne olmasını isteriz? En yüksek verim noktasında olmasını isteriz. Bakın bu noktanın en yüksek verim noktasında olmasını isteriz. İşte imalatçıdan aldığımız birkaç tane pompanın karakteristik eğrilerini bizim çizdiğimiz tesis yük kaybı eğrisiyle çakıştırıyoruz. Hangisinde verim yüksek çıkıyor ise o pompayı seçiyoruz. Hangisinde verim yüksek çıktıysa o pompayı seçiyoruz. Tabii ki ne yapıyoruz? Karşılaştırma yaparken debinin, basıncın değil mi? Da bizim isteğimizi karşılaması gerektiğini biliyoruz. Evet. Şimdi mesela bir eğrisinde işletme noktası burası. Bu noktadan aşağıya indiğimizde arkadaşlar bu noktadan aşağıya dik indiğimizde verim eğrisini kesiyor mu? Kesti. Bu noktadan sola gidiyoruz. Burada bir verim skalası olacak. O verim skalasından verimi okuyoruz. Aşağıya devam ediyoruz. Bakın böyle dik iniyoruz. Aşağıya devam ediyoruz. Q eksenini, X eksenini kestiği noktadan debiyi okuyoruz. Debiyi okuyoruz. İki değer elde ettik. Bak buradan sola gittik. Verim çizelgesinden, skalasından verimi okuduk. Aşağıya devam ettik. Debiyi okuduk. İki değer elde ettik. Ne yaptık? Verimle debiyi bulduk. Sonra bu noktadan arkadaşlar bu noktadan sola gittik. Burada da HM'i okuduk bakın. Sola dik indik. Burada da HM'i okuduk. Onu da elde ettik. Ne kaldı geriye? Fren gücü. Fren gücünle ne yapacağız arkadaşlar? Formülle bulacağız. İlk dersimizin konusuydu. Q HM gamma bölü 75 ita P ile ne yapacağız arkadaşlar? Bulacağız. Şu verim dediğimizde pompa verimi diyelim. Karışmasın sistem verimiyle. Evet. Pompa verimi Q eğrisini elde ediyoruz. İşte bizim burada çok büyük önemli olan püf noktası işletme noktasının belirlenmesi. Buna böylece bir adım atmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki verim yüksek. Bunu seçiyoruz. Bakın buraya geldik. Nedir? Verim aşağı dikkat edin. İkinci pompa eğrisi bu ise ikinci pompa sistem yani bizim sistem sürtünme eğrimiz ile pompanın HMQ eğrisi burada çakışıyor ise bakın burada çakışıyor ise aşağı indik bakın verim düştü değil mi? Verim düştü. Debi de düştü. Bunu seçemeyiz. 3'e bakıyoruz. Bakın
Üçüncü pompamız ne oldu? Burada çakıştı. O zaman bak, burada çakıştığı için ne diyoruz biz buna? Verim iyice düştü. Dikkat ediyor musunuz? Bakın. Verim iyice düştü. Hem debi düştü hem veri düştü. Bunu da seçmiyoruz. Biz şu dörde geliyoruz. Dört pompa hiç bizim bir sisteme su basamıyor. Bakın. Çakışma yok. Dikkat ediyorsanız. Yani bizim sistem sütunvayımız bu. Haşem küverisi be. Yani hiç basmıyor bile. Su basmıyor. O zaman bu pompayı hiç seçmiyoruz demektir. Demek ki burada dört tane pompamız var. En yüksek verimi veren bu pompayı ne yapıyoruz arkadaşlar? İşletme noktasını yararlanarak en büyük verimi olduğunu görüyoruz ve o pompayı seçiyoruz. Evet. Geliyoruz arkadaşlar test yük kaybı eğrisinin değişik durumlarını. Bunu biz bir sonraki şeyde göreceğiz. Derste göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sorunuz olursa arkadaşlar bekliyorum. Görüşmek üzere.